Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugün 10 Ekim 2024 tarihlerimiz. herkese yepyeni bir videodan merhabalar diliyorum. Sayas hissesi ile beraberiz. Sayas hissesini kanalımıza abone olan arkadaşlardan bir tanesi yorumlarda incelemem için istemiş. ben de ona dönüş yapmak adına bu şekilde güncel bir analiz yapmaya çalışacağım bugün Sayas hissesi ile alakalı olarak. Sizler de kanalıma abone olarak dostlar merak ettiğiniz hisse senetlerini bu şekilde yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Sayes hissesi daha önce kanalımda paylaşmadım ya da eski varsa paylaşımı incelemesini yaptığım hisselerden bir tanesi. Bugün 44.08 kapanışını yapmış. Günlük verilerine baktığımda 0,36'lık bir düşüş olmuş arkadaşlar günlükte en düşük 44 seviyesini görmüş. En yüksek ise 45,50 seviyesini görmüş. En düşük seviyesine yakın bir kapanış yapmış sayas hissesi. Yıldız Pazar hissesi bilginiz olsun dostlar. FK oranına baktığımda 1119 olarak görünüyor. Piyasa değerinin defter değerine oranı hissenin 4,47 arkadaşlar. 12 aylıkta en düşük 42,56 rakamını gören sayas hissesi en yüksek 143 500 rakamını görmüş. Biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklere bakacağız. Bununla beraber hissenin günlük takas analizinde sizlere paylaşmaya çalışacağım bu videoda. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim. 10 Ekim 2023'te saya hissesi buradaymış arkadaşlar. Yani bir yıl önce bugün fiyatlanma olarak yaklaşık olarak 131'li rakamlardaymış. Sonrasında burada dip yaptığı bir nokta var arkadaşlar. Direkt düştüğü bir nokta var. Tepe yaptığı bir nokta var. Ve sonrasında bakın şu ortadaki bir mavi çizgimiz var. Bu mavi çizgiyi ortada e, paralel kanalın düşen paralel kanalın destek bölgesi olarak kabul ederseniz bu çizgi üzerinde bakın hiç sağa sola oynamadan aşağı kadar gelmiş sayas hissesi görüntü itibariyle dostlar. Şimdi e, şöyle bir geçmiş grafiğine bakacağım. Dikdörtgen şöyle bir dikdörtgen bırakalım. Neden dikdörtgen bırakacağım? Bakın burada e, tarihler 2022 gösterdiğinde yukarı yaparken burada bir dirençle karşılaşmış düşmüş. Tekrardan sonrasından atak yapıyor. Bu fiyatlanma bugün itibariyle hissenin e, yaklaşmış olduğu gelmiş olduğu fiyatlanma arkadaşlar. Fiyatlanma bölgesi sayas hissesinin. İndikatör verisine baktığımda burada bir sat sinyali görüntüsü var. Yine sat sinyaline göre Fibonacci destek seviyelerine bakacak olursak 42,56 26,61 Fibonacci desteklerimiz bulunurken dirençlerimiz 55,11 64,96 71,88 ve 78,80 olarak karşımıza çıkıyor hissenin günlük verisinde emalarımıza bakalım 50 günlük ve 200 günlük emamıza muhtemelen hisse fiyatının üstünde seyrediyorlar emalar şöyle emaları ekranlara atalım arkadaşlar bakın 50 günlük ema kısa vadeli baktım öncelikle 53,70 rakamında yani burada bizim hissemizin bugünkü fiyatı 44,08 EMA'nın üstünde olduğu dönemlerde, hisse fiyatının üstünde olduğu dönemlerde düşüş trendi varken EMA'nın hisse fiyatının altında geçtiği dönemlerde yükseliş trendi olmuş. 200 günlük EMA'mıza bakalım. 200 günlük EMA'mız nerede? Dostlar o da daha yüksek seviyelerde 67,15 seviyesinde. Yani her iki EMA'mızda hisse fiyatının üstünde görüntü sergiliyor. Şimdi şöyle e, grafiği 4 saatliğe alacağım. Tekrardan makro indikatörünü şöyle veriyi atalım. Burada e, 4 saatlik grafikte mumlar 4 saatte bir oluşuyor. Bilginiz olsun. E, ona göre e, 4 saat boyunca eğer artı bir işlem olduysa yeşil, eksi bir işlem olduysa kırmızı bir görüntü sergiliyor. Alım sinyalimiz var burada. Ancak hacim barları yok denecek kadar az. Yükseliş yönüne baktığımızda 47,62, 51,59 Fibonacci dirençlerimiz bulunuyor. Desteklerimiz ise aşağı yönlü 42,56 ve 36,13 4 saatlik grafikteki Fibonacci destek direnç seviyelerimiz. Saatlikte de dostlar bakın burada mavi çizgi indikatör bazında negatif bölgede turuncu çizgiyle birleşmiş bir saat sinyali görüntüsü oluşturmak üzere e görüntü veriyor. Tabi bunu takip etmek gerekiyor saatlik grafikleri. Henüz kanalıma abone değilseniz dostlar e böyle bir 2 saniye 5 saniye bir mola vererek şu sağ alt köşede abone ol butonuna basarak kanalıma abone olursanız sevinirim, mutlu olurum. En azından sizlerin abone olması beni motive ediyor. Saatlik grafikteki mumlarımız ise saatte bir oluşan fiyatlanmayla alakalı dostlar. Ee, burada en düşük 42,56'yı görmüş. Bakın burada sonrasında 44'lerde seyrediyor. Ancak e, daha öncesinde Aralık 2022'de Kasım 2022'de görmüş olduğu direnç bölgesi ile alakalı ben bir dikdörtgen çizdim. Dik, dikkat ediyorsanız bu dikdörtgen bölgesinin içinde şu anda sayısi hissesi desteklerimiz saatlikte 42,56 ve 39,05 olarak görünüyor. Dirençlerimiz 45,32, 47,78 ve 49,01 olarak görünüyor. Şimdi günlük grafiği aldım tekrardan. Şöyle bir takas analizine de bakalım. Hisse günlükte neler yapmış, Kim almış, kim satmış. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Henüz abone değilseniz dostlar sizler de lütfen abone olursanız sevinirim. Mutlu olurum şöyle bir baktığımda alıcı tarafta ilk sırada Maxa bulunuyor. 14.006 adet lot almış. 14.600 %12'lik bir alım, alım oranı var. İkinci sırada iş var. 13.500 adet lot almış. %11'lik bir oranı var. Satıcı tarafta Yatırım Fonları ilk sırada 75.000 adet lot satmış. %63'lük bir oranı var. İkinci sırada ING 22.000 adet lot satmış. %19'luk bir oranı var. Citibank yabancı üçüncü sırada 5.000 lot satmış. %4'lük bir oranda Citibank'a ait. Genel saklama dağılımda iş 6.7 milyon lotla ekstra da %15'lik bir oranı var. Ziraat 4.4 milyon lotla %10'luk bir oranla ikinci sırada. Yapı kredi saklama dağılımda 3.9 milyon lotla %9'luk bir orana sahip sayas hissesinde. Sizlerden gelen istek üzerine, analiz isteği üzerine incelediğim hisselerden bir tanesi olduğu sayas hissesi. Bu şekilde sizler de katıl butonuyla beni destekleyip kanalıma abone olursanız merak ettiğiniz Hisseleri yorumlara yazarsanız elimden gelince dönüş yapmaya çalışıyorum. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.